Porkideyle biz mutfaktayız. Porkideyle biz mutfaktayız. Herkese merhabalar, ben Eyüp Kemal Sevinç. Mutfağımıza hoş geldiniz efendim. Orkideli lezzetlerimizle karşınızdayız. İftar sofralarınıza, sahur sofralarınıza harika lezzetler hazırlamaya devam ediyoruz. Bugün iki güzel tarifim var. Birincisi aşçıbaşı çorbası ve diğeri de etli pazı dolması. Efendim ikisi de hem pratik hem de lezzetli ve sağlıklı tarifler. Şimdi malzemelerimize bir bakalım. Hemen arkasından da yapmaya başlıyoruz. Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan etli pazı dolması için efendim biraz zenginleştirdim içerisini. Hem bulgur hem pirinç kullanıyorum. Tabii ki baharatlarımız var, soğanımız var, sarımsağımız var ve salçamız var. Ve pazımız burada. Pazımızı nasıl haşlıyoruz ve nasıl dolma sarabilmek için hazır hale getiriyoruz, onu da birazdan göstereceğim. Bu damarlı kısımları nasıl aldığımızı az sonra göstereceğim sizlere. Önce ilk harcımızı hazırlayalım. Efendim iç harcımız için kıymamızı alıyoruz. Kasabınızdan orta yağlı bir kıyma isteyebilirsiniz. Pirincimizi ve bulgurumuzu daha önceden yıkadık. Az miktarda pirincimi ekledim şimdi içerisine ve biraz da bulguru ekliyorum. Sevgili seyirciler, bu şekilde yaparsanız iç harcınızı da zenginleştirmiş olursunuz. Ben hem bulguru hem de pirinci kullanıyorum bu tarifimde ve soğanımızı ekliyoruz şimdi. Sevgili seyirciler, iç harcın baharat olmazsa olmazı. İçerisine pul biberimizi ekliyoruz ve biraz da kırmızı toz biber ekliyorum. Bu da çok güzel bir rayiyası var. Karabiber dolma harçlarında muhakkak kullanmanızı öneririm. Keskinliğinden dolayı o aroması çok güzel bir lezzet veriyor. Tuzumuzu koyuyoruz içerisine ve sevgili seyirciler, bir miktar ince kıyılmış maydanozumuzu ekledik. Biraz sarımsak koyuyorum. Dilerseniz birazını da ayıralım sarımsağın. Yoğurt sosunun içerisine ekleyeceğiz. Evet, salçamızı da ekliyoruz. Biber salça ve domates salça karışık kullanıyorum. Efendim şimdi pazımızı da pişirelim bir taraftan. Bir bağ pazımızı alıyoruz. Daha önceden tuz eklemiş olduğum sıcak suyun içerisine bakın bu şekilde basıyorum. Ben iç harcı hazırlarken pazı yapraklarımızın da ön pişirmesini gerçekleştiriyoruz. Bakın çok uzun süre pişirmeyeceğiz. Yaklaşık 1-1,5 dakika durması yeterli. Şimdi o burada pişerken ben de iç harcımı hazırlayayım. Efendim güzelce ovalıyoruz. Bulgurumuz, pirincimiz, soğanımız, baharatlarımız, tuzumuz, biberimiz, her şeyimiz içerisinde. Maydanozu da sayalım. Tabii salçamız da var. Güzelce karıştırıyoruz bu şekilde. Bu hazırlamış olduğumuz iç harç ile farklı dolmalar da yapabilirsiniz. Lahana sarmaya da kullanabilirsiniz bu iç harcı. Biberi de kullanabilirsiniz. Kabak dolması da çok lezzetli olur. Şu anda tabii ki Ramazan ayında mutfaklarımızı, menülerimizi çeşitlendirmek gerekiyor. Bundan dolayı sizler de farklı reçeteleri birleştirebilirsiniz. Evet efendim, iç harcımız hazır. Pazımızı şimdi çıkartıyoruz ve soğuk suya tutacağız. Arkasından da dolmalarımızı sarmaya başlıyoruz. Sevgili seyirciler, sıra geldi pazılarımızı hazırlamaya. Efendim, güzelce haşladık. Ardından soğuk suya tuttuk. Şöyle sıkalım, suyumuzu alalım. Bu arada dolmalarımızı sararken koyacağımız tenceremizi yanımıza alıyoruz. Efendim sap kısmımızı keselim. Bu arada bakın bu sap kısmını atmıyoruz sevgili seyirciler. Bu sap kısmını şimdi alt taban olarak tenceremizin içerisine yerleştirelim. Ve bu altına koymuş olduğumuz pazı yaprakları altlık olarak kalacak. Dolmalarımızı da üzerinde pişireceğiz. Şimdi efendim yaprağımızı aldık, açıyoruz. Bakın bu şekilde dolmayı sararsak zorlanırız. Ne yapıyoruz? Buradaki kalın olan damarlı kısımları bıçağımızın ucuyla bu şekilde hafif hafif bastırarak alıyoruz. Kabzız kısmıyla da damarlı kısımların üzerine vurursak daha rahat sarmamızı sağlayacak. Şimdi efendim bu işlemi birkaç tane yapalım. Efendim görmüş olduğunuz gibi yapraklarımızı açtık. Şimdi
İç harcımızı da alıyoruz. Bu şekilde koyuyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Kenarlarından kapatıyoruz. Ve yavaş yavaş sarıyoruz. Sardıktan sonra da şimdi efendim dolmalarımızı tenceremizin içerisine dizelim. Hemen bir tane daha göstermek istiyorum. Avucumuzun içerisine güzelce sıkıyoruz. İnce uzun yapabilirsiniz. Benim şu anda yaptığım gibi. Hop, kenarlarından da kapatıyoruz. Ve bu şekilde güzelce sararak bütün dolmalarımızı hazırlayarak tenceremize dizeceğiz. Sevgili seyirciler, dolmalarımızı sardık ve tenceremizin içerisinde. Şimdi ocağımızın üstünü alalım. Ocağımızın altını açıyoruz. Ve efendim, bakın burada kullanamayacağım yapraklarımı ayırmıştım. Şimdi bunları da dolmalarımızın üzerine bu şekilde kapatalım. Dolmaların üzerine kapattıktan sonra altına da koymuştuk hatırlıyorsanız sap kısımlarını. Ve efendim sıra geldi lezzetimizi tamamlamaya. Orkidemizi alıyoruz, kapağımızı açalım. Dolmalarımızın üzerine güzelce gezdiriyoruz. Şimdi biraz da su ekliyorum üzerine. Dolmaların tam hizasına gelecek şekilde olması yeterli. Şimdi efendim dolmalarımız ocakta pişmeye devam edecek. Ben de aşçıbaşı çorbasını yapmaya başlıyorum. Efendim aşçıbaşı çorbasını yapmaya başlıyoruz. Adı üstünde aşçıbaşı çorbası. Hem lezzetli hem de zengin bir çorba. Efendim ilk önce orkide zeytinyağımı alıyorum. Tenceremin içerisine boşaltıyorum. Şimdi çok az miktarda sarımsak koyalım. Soğanımızı ekliyoruz. Orkide zeytinyağımda sarımsak ve soğanımı bir süre kavuracağım. Daha sonra içerisine haşlamış olduğum tavuk bıtları küçük küçük doğradım. Dilerseniz tiftikleyebilirsiniz de. Bunları da içerisine ekleyeceğiz. Ve baharatlarımız var. Baharatlarımızı da ekleyerek çorbamızı yapmaya devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, soğanımızı görmüş olduğunuz gibi güzelce kavurduk. Şimdi içerisine tavuklarımı ekliyorum. Bu arada haşlamış olduğum tavuk suyumu da ayırdım. Şimdi onu da içerisine ekleyeceğim. Daha lezzetli bir çorba yapmak istiyorsanız, diğer yapmış olduğunuz yemeklerde de et suyu, tavuk suyu kullanabilirsiniz. Şimdi efendim sıra geldi mercimeğimize. Mercimeğimizi ekliyoruz içerisine. Hemen bir miktar şehriye ekliyoruz. Güzelce karıştıralım. Ve sevgili seyirciler, domates ve biber salçası. İkisini de ekleyelim. Güzelce karıştırıyoruz. Ezerek. Ve efendim baharatlar. Kuru kekik, kuru nane, biraz pul biber. Eğer acıyı seviyorsanız biraz çoğaltabilirsiniz. Ve hem renk hem de lezzet vermesi için kırmızı toz biber ekliyoruz. Ve rendelenmiş domates. Şimdi efendim hepsini güzelce karıştıralım ve kavuralım. Ve efendim sırada tuzumuz ve biberimiz var. Tuzumuzu ekleyelim. Ve karabiber. Tekrar güzelce karıştıralım. Sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi aşçıbaşı çorbamızı da bu şekilde hazırladık. Ortalama 20-25 dakika kısık ateşte kaynatacağız. Dolmamız da pişti. Şimdi yemeklerimizi servise geçiyorum. Sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi dolmamızı bu şekilde yoğurt sosunun üzerinde servise sunduk. Şimdi efendim sıra geldi çorbamıza. Çorbamızı da güzelce karıştıralım. Aşçıbaşı çorbası. Güzelce pişirdikten sonra bir süre dinlendirirseniz çok daha lezzetli olacaktır. Şimdi efendim çorbamızı da servis kasemize alalım. Ramazan ayında yapılabilecek en lezzetli güzel çorbalardan bir tanesi. Servis ederken üzerine biraz maydanoz koyuyoruz. Bir de size öneri, bu çorbanın yanına limon çok güzel yakışıyor.
limonuyla beraber servis ederseniz daha lezzetli olacaktır. Efendim bugün sizlere iki güzel lezzet hazırladım. Pazı dolmamız ve aşçıbaşı çorbası. Tekrar başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Orkideyle biz mutfaktayız. Orkideyle biz mutfaktayız.